hayırlı olsun diyelim, gişeniz bol olsun diyelim. Bir Dilek Tut filminde başrolde önemli rollerdesiniz. İlk önce biraz rolünüzden bahsedebilir misiniz diyelim üstadım. Başrol çocuklar, çünkü çocuklar dileği tutuyor. Dileği tutan çocukların güzelliklere gitmesi için onlara, torununa sevgiyi, bir dileğin peşinden nasıl gidilmesi gerektiğini, hayatı, hayatın içindeki tökezlenmeleri, o tökezlenmelerden nasıl dik durulacağını, o sevgiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu nasıl yakalayacağını öğretmeye çalışan bir dede. Torun, dedenin cümleleriyle hayatın içinde annesiyle beraber yaşam mücadelesi verirken, dede de onun bu güzel adımlarına ortak olup bütün hayatın çocuklar için, dünya için, çevre için güzel, mutlu ve barış içinde olmasını dileyen bir adam. Efendim, siz usta bir oyuncusunuz. Peki zorlandığınız hiç sahneler oldu mu? Hayat zor zaten. Yani hayatın her adımı, her saniyesi zor. O zorlukları sevgiyle, güzellikle yenmeye çalışıyoruz. Sevgilerimiz de burada. Siz neler söylemek Merhaba. İstersiniz diye tekrar. Bir Dilek Tut filmi 8 Nisan'da sinemalarda. Şu anda galasındayız. Almira Tuana oyuncumuz. Sen neler söylemek istersin peki? Hepiniz bu filme gelmesini istiyorum. Çünkü gerçekten biz çok beğendik. Çok güzel, ailece izlenecek bir film. Bir aile filmi. Evet. Aslında, evet. Peki bu filmin biraz serüveninden bahseder misiniz? Nasıl oldu bu senaryo ve yönetmenlik? Filmi 2009'da fikir geldi aklıma. İşte biraz önce anlatmıştım ama tekrar söylüyoruz herhalde. 2009'da fikir olarak geldi. Ondan sonra Türkiye'de yapmayı tercih ettim. Özellikle Mardin'de olmasını istedim. Çünkü bulutların üzerinde bir şehir arıyordum. Mardin'de babam çok söz ederdi. Mardin işte böyle güzel, şöyle güzel diye. Mardin'de olmama rağmen hiç gitmemiştim Altan Mardin'e. Mardin'e gittiğimde gerçekten de dedim tamam, burası. Ya Kapadokya'da çekecektim ya Mardin'de çekecektim ama Mardin'i tercih ettim. İyi ki de öyle olmuş. Gerçekten bulutların üzerinde güzel bir dünya yarattık, masal kısmı. Umarım seyirciler de kucaklar ve severek izlerler. Evet, işiniz bol olsun diyelim tekrar. Teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun. Çocukken okuduğum bu kitabı sana yolluyorum. Umarım hikayesi sana güzellikler katar. Tüm dileklerin gerçek olur. Seni seviyorum. Bu kitap, o kitap mı? Bir varmış, bir yokmuş. Zamanı olmayan, mekanı olmayan bir ülkede Berke adında bir çocuk yaşarmış. İyisiyle kötüsüyle her şeyi denemeli hayatta insan. Tek yapman gereken bir dilek tutmak. Nasıl yaptı? Nasıl istekleri gerçek oldu? Bir kere önce hayatı seveceksin. İnsanları, doğayı, hayvanları, yani tüm kainatı birlikte seveceksin. Bugün seni kızdıran, sinirlendiren bir şey, ileride iyi ki yaşamışım dediğin bir anı olur, göz açıp kapayıncaya kadar karşına çıkar. Artık kaçamayacağım. Ne olacaksa olsun. Bazen iyileşmek için derin bir uyku gerekir. Ben artık dilek dileyemiyorum. Dilekleri, duaları gerçekleştirecek ilim aslında sende var. Kendine inanmalısın. Ve dileklerin, duaların yolunda ilerlemelisin. Sana verilen en büyük hediyeyi aklını kullanırsan başaramayacağın hiçbir şey.